Hepinize yepyeni bir videodan daha selamlar canlarım. Bu videoda yine çeyizime iyi ki almışım dediğim ürünün ikinci partisini göstereceğim size. İlk videoyu izlemediyseniz onun linkini şuralara bir yerlere bırakıyorum. Oradan tıklayıp ilk onu izleyin. O videoda da iyi ki almışım dediğim ürünleri gösterdim. Bu videoda da bir kısmını daha göstereceğim size. Devamında sonraki videolarda gelecek. Hepsini böyle tek video yiyip sizi sıkmak istemedim. Yine yerde oturuyorum. Böyle yerde otururken daha rahat anlattığımı hissediyorum ve daha samimi hissediyorum. Size göstermek daha kolay geliyor. Ve giyinme odasındayız. Çeyizler giyinme odası ile alaka diyebilirsiniz ama çok takılmayalım. Bence güzel bir arka planım var beyaz dolabın önünde. Kapakta da gördüğünüz zaten bence iyi ki almışım dediğim şeylerin en başına gelenlerden. Çaydanlığım, Karaca'dan aldığım bu Trisi'ye geçen üçlü çaydanlık. Daha doğrusu iki boyda çaydanlık. Şöyle bu küçük boyu. Bunu böyle koyuyoruz. Bunu alıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Şöyle de büyük boy oluyor. Ben bundan başka çaydanlık ya da bir çaycı almadım eve. Çok fazla çay içen kişiler değiliz. Bir de hani burada ailemizden uzaktayız. Çok fazla kalabalık bir misafir gelmiyor. O yüzden bunun bu büyük boyu bize yeterli oluyor misafir geldiğinde. Tolga'yla ikimiz kendi küçük boyu yeterli oluyor. Hatta daha kalabalık bir misafir geldiğini düşünelim. Kettle'da suyunu ısıtırsın. İkisine de şuraya da dem koyarsın. Buraya da suyunu koyarsın. Artık kettle'daki sıcak suyla daha kalabalık kitlelere de çay demlenebilir bununla. Çok memnunum. Hem dolapta yer kaplamıyor. İki ayrı boyda çaydanlık almış olsaydım bir tane daha şu şekilde şey olacak. Daha çok yer kaplayacaktı. Yani bu yeri geldiğinde dem koyuluyor. Yeri geldiğinde çok pardon. Kim arıyor acaba benim videonun ortasında? Babam. Alo. Tamam. Ben bitince arayayım. Hadi bay bay. Yani çok fazla çay içen böyle kalabalık misafir gelen kişilerseniz belki böyle 2-3 boyda almak istersiniz ya da direkt çaycı alırsınız bilmiyorum ama ben bunlardan gerçekten çok memnunum. Öneririm yani gönül rahatlığıyla. Zaten aşağıda topluca bir link bırakacağım. Videoda gösterdiğim tüm ürünleri bulabilirsiniz canlarım. Instagram'da da beni takip ediyorsanız zaten sıkça görüyorsunuzdur. Yağlı pişirme matı yani hamur açma matı falan diye de geçiyor ama ben bunu asıl yağlı kağıt, fırın kağıdı kullanmak yerine fırında bir şeyler pişirirken kullanıyorum. Balıkta da kullandım, kurabiyede de kullandım. Yani aklınıza gelebilecek her şeyde kullandım. Asla yapıştırmıyor. Çok kolay bir şekilde yıkanıyor. Yani hiç tel falan gerek yok. Süngerle suyla zaten direkt çıkıyor. O balığın şeyi de kurabiyenin ne bileyim işte kuruyan yerleri falan da. Çok memnunum. Yani bunu da keşke bu zamana kadar alsaymışım. Evde yok yağlı kağıt kalmadı. Yok işte haşır huşur yağlı kağıdın şeyleri. Hiç onunla uğraşmaya değmezmiş. Gerçekten çok daha pratik oldu. Hatta bir iki tane daha alayım diyorum bunlar. Çünkü ben devamlı tarif çektiğim için şu son iki ayda abartıyorum ama belki 100 kere falan kullanmışımdır. Çok memnunum. Yıkayın kullanın. Hatta öğrenciyken de alabilirmişim yani. Çeyiz olmasa gerek bile yokmuş. Çok öneridir. Gönülden tavsiyedir yani bu. Kendi küçük ama işlevi büyük ve benim gerçekten hani iyi ki bu modeli almışım dediğim ürünlerden bir tanesi de şu paslanmaz sarımsak ezici canlarım. Şu gördüğünüz model. Daha önce ben de mesela öğrenci evimdeyken bu vardı. Şu anda kullanmıyorum ama göstermek istedim size. Bundan ne farkı var derseniz de. Bunun şu sarımsak kesen kısmı şu şekilde gördüğünüz gibi umarım netliyordur şu anda. Tırtıklı. Sarımsak ezdikten sonra kalan o hani posa gibi bir şey kalıyor ya kabuğunu soysak bile. Buraya yapışıyor ve buradan o tek parça halinde çıkıyor. Ama mesela bunda ne oluyordu? Bunda da yine burada kalıyordu ama parça pinçik böyle ben onu elimle almaya çalışıyordum. Elim kokuyordu falan. Direkt yani bildiğiniz bunda tek parça halinde. Buradan böyle vup tutuyorsunuz şey gibi deri gibi çıkıp atabiliyorsunuz. Hani ezme konusunda ikisi de başarılı mesela. Yani tüm sarımsak eziciler başarılı bence ama bunu alın dememin sebeplerinden bir tanesi kesinlikle böyle kolay bir şekilde tık diye çıkması. Mesela paslanmaz diye aldık ama şurası paslanmış. Ama içi paslanmadığı sürece kullanırım yani. Şurasının pek bir şeyi yok. Maalesef bu tarz ürünleri mesela bir çırpıcı aldım paslanmaz diye. İlk kullanımda paslandı. Hani şaka gibi makineye de atmadım. Sadece elimde yıkadım. Bulaşıkta kurudu hemen silmem mi gerekiyordu bilmiyorum. Ama şeyde bile muhallebi çırptım. Muhallebinin şeylerini temizleyemedim. Hani şu yaylı gibi olan çırpıcılar var ya. Onu yapıştı temizleyemedim yani.
Silikon bence çırpıcı da en iyisi. Benim en çok kullandığım, devamlı elimin altında olan ürünlerden spatula setlerime. Bunları bir takipçimin önerisiyle bu marka aldım. Valetta markası. Daha önceki çeyiz videolarımda hep söylemişimdir spatulaları tapırdan alacağım diye. Ama sonra tapırın şu an satışta olan serisine baktığımda renkli renkli. Biri sarı, biri turuncu falan. Çok hoşuma gitmedi böyle rengarenk olması. Sonra bir takipçim de Tutku Valetta'nınkileri al çok iyi çıkıyor dedi. Onların üzerine Trendyol'a bir girdim. Bir sürü yorumu var bunun yani. Bir sürü rengi var, pembesine kadar, desenlilerine kadar. Ama ben siyahlarını tercih ettim. Şöyle spatula seti canlarım. Bir büyüğü var. Bunun işte büyüğün küçüğü, düz olanı. Bir de bunun şeyi vardı. Uzunca böyle şey almak için onu getirmeyi unutmuşum şu anda. Altılı setti sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Birçok çeşidi var. Bunlardan aşırı memnunum. Mesela şu hafif yastı gibi olanını normal pilav yaparken, yemek yaparken falan da kullanıyorum. Bunlara çok memnunum. Yani bu markayı kesinlikle öneririm. Size defalarca makine yaptım. Devamlı kullanıyorum. Hiçbir şekilde deforme olmadı. Çok kaliteli çıktı. Sadece tek bir eksisi, bulaşık makinesine attığımızda sanırım orada üzerinde su damlacıklarıyla kuruduğu için üzerinde böyle makineden çıkardığınızda su damlacığı lekeleri oluyor. Bilmiyorum kamerada görünüyor mu şu anda ama. Hani tek eksisi o ama elimde yıkayıp kurulasam leke de olmayacak ama lekeleri dert etmiyorum yani. Güzel, kaliteli ürünler. Bu arada bir önceki videoda da söylemeyi unuttum. Videolar kesinlikle böyle reklam, işbirliği vesaire değildir. Tamamen böyle kendi aldım ve memnun kaldım ürünleri öneriyorum size, biliyorsunuz zaten, ama yine de söyleyeyim, böyle işbirliği reklam falan değil. Gelelim iyi ki almışım dediğim şeylerden kahvaltı setime. Size şöyle birer parça getirdim mutfaktan. Ya bunları zaten alırken de çok beğenerek almıştım. Böyle düz beyaz olması, böyle yuvarlak hatlı olması, hani çok hoşuma gitmişti. Ama ben bunları arkadaşlar hem kahvaltıda kullanıyorum, evet kahvaltı seti adı üstünde, ama günlük de çok kullanıyorum. Yani mesela buna bir misafirim geldiğinde ne bileyim işte üzerine birkaç parça atıştırmalık bir şey de koyuyorum. Bir meze yaptığımda onu da koyuyorum. Yani hem günlük ya da işte bir meyve ara öğün bir şey olduğunda üzerine bir iki meyve koyuyorum. Çok işlevsel oldu benim için yani. Devamlı her gün kullandığım ürünler. Şu da uzun olanı. İkisi, bir de daha küçük olanları. Şu çıkmıştı içinden. Bu üç boyun hepsinden de ikişer tane var bu arada. Şu tabakları da şu şekilde. Bu da 6 kişilik. Tabaklarını da kullanıyorum. Yani bir yine bir misafirim geldi. Tatlı da koyuyorum buna. Sadece kahvaltı için değil. Çok memnunum. Yani benim günlük kullandığım setim haline geldi. Bir de bu setin şöyle de göstereyim. Çay fincanı diye geçiyor ama bence Nescafe fincanı da boyutunda bir fincanları da vardı içinde. Ayrıca böyle tatlı kaşıkları da var. Bu kaşıkları mesela reçel koyduğumda reçelleri de koyuyorum. Yani o konuda da çok işime yaradı. Ve mesela ben ayrıca bir çay fincanı seti ya da Nescafe seti almadım. Bu boyda bir fincan seti almadım. Çünkü bunlar yeterli oluyor. Çok fazla da kullanmadığım için yani. Tercih etmediğim için. Bu setin içinden çıktığı için hani bu da o konuda da çok işime yaradı. Bir de böyle kahvaltı sofrasında çok şık da duruyor. Şu an bu setin mesela benim evimde bunlardan var. Bunlardan almak istemiyorum derseniz çay fincansız da şeyini üretmişler. Sadece tabak üzerine ama fiyatı bir tık daha uygun. Hepsini aşağıdaki linke bırakırım. Bunları Emsan'dan almıştım ben. Çok memnunum yani. Çok güzel, kaliteli çıktılar. Ve daha önceki çeyizime ne aldım videolarında da gördüğünüz Paşa Bahçe Elysia setin şu büyük olan kadehi. Bunu şöyle kullanıp deneyimledikten sonra da size bir anlatmak istedim. Yani bunu da mesela almadan önce şey diyordum, acaba tatlı da yapılır mı buna falan diye. Ama bu tamamen sunumlukmuş canlarım. Yani bundan bir şey de içemezsin. Çok büyük çünkü. Tatlı da yaptığında yani 2 kaselik, 3 kaselik tatlı boyutunda. Bu gerçekten büyükmüş. Ama bunu mesela kahve yanında işte rulo katları dik dik koyuyorum. Ya da işte bir akşam bir şey sofrada mesela işte bir misafir geldiğinde salatalıkları, havuçları, limonlu suya böyle hani yaparız ya. Öyle yaptığımda ya da ne bileyim işte bir çikolata dolduruyorum içine. Çok güzel sunumluk oluyor ve gelen her misafir bayılıyor sunumuna. O yüzden bunlar sadece sunumluk amaçlıymış ama iyi ki almışım dediklerimden. Böyle sunum seviyorsanız, güzel şeyler seviyorsanız bence bu Elysia setlerinde bu kadehini mutlaka alın. Setin diğer parçalarını da kullanıyorum. Onları da böyle tek bir videoda göstermek istemedim. Onlardan da bahsedeceğim önümüzdeki videolarda ama genel olarak bu
Elise setlerden de çok memnunum. Çok kullanıyorum yani. Elim devamlı gidiyor. Ve son olarak da iyi ki almışım dediklerimden Termot'un bu ikili tavaları. Bunları ben aslında öğrenci evimdeyken almıştım. Tabii çok fazla tarif çektiğim için o zaman da lazım oluyordu bana. Ve şimdi de hiçbir şekilde deforme olmadıkları için çeyiz olarak da evde de kullanıyorum. Bak yıllardır kullanıyorum ama bir tane çiziği bile yok. Bunların boyları böyle bayağı bir yakın birbirine ama şu daha büyük. Bir tık daha büyük. Kısık ateşte hiç yağsız yumurta omlet bile pişiriyorum yapışmadan. Sadece altını çok fazla harlamamanız gerekiyor. Ama şöyle bir damlacık bile bir zeytinyağı dökseniz daha rahat pişer. Ama yok ben hiçbir lokma bile yağ yemek istemiyorum derseniz kısık ateşte de hiç yağsız da pişirebiliyorsunuz. Bunları da seviyorum. Memnunum yani. İyi ki almışım dediklerimden. Devamlı elimin altında. Şöyle Tolga ile ikimize hemen bir iki köfte kızartmalık akşam yemeği için iki kişilik ideal oluyor bu boyu. Bu boyunda işte bir sucuk yumurta omlet yapmalık güzel ve sofrada da böyle sahan gibi olduğu için şık da duruyor. İyi ki almışım dediklerimden sadece tek eksisi yani bu birçok üründe var aslında. Şu saplar ısınıyor. Yani saplarının tutma yerleri şey olmadığı için o konuda tutarken şöyle bir bezle tutmak gerekiyor ama kesinlikle öneririm. Bir de çok uygun fiyatlı ürünler bunlar. Diğer granit yapışmaz tavalara göre çok daha uygun fiyatları. Bu videomuzun da sonuna geldik. İnşallah böyle çeyiz yapanlara ya da bu tarzda böyle videoları izlemeyi sevenlere güzel fikir oluyordur bu videolar. Hepsinden memnunum böyle gönül rahatlığıyla size önerdiğim ürünler. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın canlarım ve kanalıma lütfen abone olun. Bu kız artık biraz abonesi artsın yani. Bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yepyeni videolarda görüşürüz. Bu videonun da 3. serisi gelecek. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Kocaman öpüyorum. Bye bye.